Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ilk konumuz dünya iklim değişikliklerine dikkat çeken bir grevden bahsedeceğiz. Hatta ara haber programımızda İTÜ profesörü sevgili Hüseyin Toros da bu konudan bahsetti. Efendim 20-27 Eylül tarihleri arasında birçok ilde bununla ilgili işte gösteriler ve farkındalık eylemleri yapılacak. Tabii biraz geç kaldık ama yine zararı neresinden dönersek kârdır diyoruz. Sektör haberlerimizde Felis var. Kapital Medya tarafından bu sene 14.sü düzenlenecek olan Felis'te son başvuru tarihi 25 Eylül. İlgililere duyurulur diyelim. İkincisi bu sene 31.sü yapılacak olan Kristal Elma Festivalimiz. Onda da başvurular 31 Ekim'e kadar sürüyor ve işte Ağustos 2018 ile 2019 Ekim'ine ait işlerin toplandığı bir yarışma, sektörün en önemli yarışmalarından biri. Bu sene bir format değişikliği de var. O da sürpriz olarak kalsın diyelim. Üçüncü haberimiz sinema ile ilgili. Altın Koza Festivali bu sene 26.sı Adana'da yapılıyor. Yine Türkiye'de cinsiyet eşitliği sözünü veren ilk festival olacak. Buradan o konuyla ilgili de duyurumuzu yaptıktan sonra Türkiye'de ilk defa düzenlenen 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali'nde hafta sonu filmiyle Yasemin Demirci bir birincilik ödülü aldı. Bu da kadın yönetmenlerimiz arasında önemli bir bilgi diye onu da atlamayalım dedik. Son duyurumsa İstanbul'un kazandığı, aslında Türkiye'nin kazandığı Vehbi Koç Vakfı'nın Dolapdere'de gerçekleştirdiği yeni arter binası 13 Eylül'de açıldı bildiğiniz gibi ve 7 sergiyle birlikte hafta sonu için değerlendirilecek bir yer. Burada da sanatseverlere bilgi olarak duyuralım, yeni yerini bilmeyenlere deyip bugünkü konumuza gelelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Reklam Yaratıcıları Derneği Çiçeği Burnunda Başkanımız Çağlar Gözelçik, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Taze Fikir Ajansı Kreatif Yönetmeni Kerem Önüçak, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında bugün iadeyi ziyarete gelmiş gibi oldum. Biraz öyle çünkü oldu. Çünkü RYD ekranındaydık bundan bir yaklaşık 3-4 hafta evvel. Evet. Şimdi de sen buradasın. Aslında Reklam Yaratıcıları Derneği 80'in sonlarında Reklam Yazarları Derneği diye kuruluyor. Doğru. Ve bugün günümüze kadar geliyor. Bu sene de 30. yılı. İstersen biraz dernekten bahsedelim. Değişiminden bahsedelim. Yeniliklerinden bahsedelim. Öyle ilerleyelim diyorum. Tabii tabii, memnuniyetle. Şimdi Reklam Yaratıcıları Derneği senin de ifade ettiğin gibi 89 yılında kuruldu. Evet. O dönemde reklam yaratıcıları diye bir tanım çok fazla yoktu bizim ülkemizde de, dünyada tabii da. En fazla art direktör vardı yani. Evet, art direktör vardı. Reklam yazarı deniliyordu. Evet. Bu kişiler, hatta Mad Men dizisini izleyenler bilir, ayrı ayrı çalışıyorlarmış. Doğru. Daha da eskilerde, evet. 60'lı yıllarda. İşte yazar işini yapar, ondan sonra o başlığı, metni, fikri neyse gönderir. Art direktörünün görselliğini çalışır. Ondan sonra da işte bir kampanya geçirir vesaire. Şimdi zaman içerisinde tabii reklam yaratıcısı ve o adman denilen, aslında tanımı ne olursa olsun, reklam kampanyasının içerisinde yer alan, o kampanyanın hayata geçmesi için çaba harcayan insanlardan oluşan genel bir kitlesel tanım haline gelmeye başladı. Biz de 89 yılında, tabii o zaman ben kuruluşunda yer almıyordum. Hatta kuruluştan birkaç tane isim söyleyeceğim bizim kurucu üyelerimizden. Orada sürprizde bir isim var izleyicilerimiz için. Peki. Figen İspir, Işıl Işın, Vural Sözer, Batu İşmen, Egemen Berköz, Güven Turan, Raşit Çavaş, Oğuzhan Akay, Doğan Yarıcı ve Ender Merter. Evet, evet, bu hatırladım. Çünkü sürpriz. Rahmetli Batu İşmen adı geçince, çünkü aynı yorumdaydık o zaman. Evet. O zaman oraya hadi üye olun falan demişti. Öyle hatırlıyorum. Harika. İyi ki de kurmuşsunuz. Bugünlere geldi derneğimiz. Evet. Tabii şimdi burada bu derneği anlatma imkanını bize tanıdığınız için teşekkür ederim. Hı-hı. Yüzlerce reklam yaratıcısını ve reklam yaratım, doğru, sürecinde emek veren insanı temsil ediyor. Hı-hı. Reklam Yaratıcıları Derneği. Çok büyük bir geleneğin parçası.
bugüne kadar yaptığımız işleri şöyle bir sıralayalım, düşünelim diye yola çıkmıştım dün. Biraz hani ne konuşuruz filan. Evet. O kadar çok konu var ki, doğru, herhalde sen bu programı bir mini dizi yaparsan ancak orada 8 bölümde anlatırım diye düşünüyorum. Neler var dersek de işte mesela çok meşhur Copy Break diye bir yarışmamız vardı bizim. Hı hı. Sektöre yön veren, ilham veren. O zaman tabii bugün hayatta olan, bugün varlık gösteren pek çok reklamcılık yarışması henüz başlatılmamıştı. Doğru. Sektör buna açtı. Genç yaratıcıların motivasyona ihtiyacı vardı. Ya da işte o klasik brieflere çalışmanın yanı sıra biraz daha farklı bakış açılarını görebilecekleri, kendilerini tartabilecekleri bir imkandı bu. Ayda bir yapıyorduk biz Copy Break'i. Marketing Türkiye'nin, özellikle Günseli Hanım'a da buradan selam ve sevgilerimizi, evet, iletelim. Kendisi çok değerli bir yayıncı bu sektör adına. Sektörün en önemli yayınlarından birinin, yani en eski yayınlarından biri Marketing Türkiye'si. Tabii zaten, yani sektörümüzde zaten şu an hepsini de sayalım, hiçbirine de hak geçmiş gibi de olmasın. Mediaket var, Campaign var ve Marketing Türkiye var. Evet. Temel yayınlardan bahsettiğimizde. Evet. Biz dernek olarak tabii hepsiyle eşit ilişkiler, doğru, içerisinde olup aynı dengede, düzeyde çalışmaya çalışıyoruz. Ama Marketing Türkiye biraz daha destekliyor açıkçası, doğru, bizi. Ne yapıyor dersek, işte o Copy Break şeyini, hı-hı, dijitalin bu kadar yaygınlaşmadığı dönemde Copy Break'i biz Marketing Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştiriyorduk. Ödül olarak katılımcı arkadaşlarımıza bu Marketing Türkiye'de işlerinin yayınlanması, hı-hı, imkanını veriyorduk. Güzel. Ve yıllarca, hani sektörde uzun yıllardır çalışan insanlar, kreatif direktörler, ajans başkanları bilir, CV'lerde dahi yer alan önemli bir yarışma, hı hı, haline geldi. Beyin Fırtınası keza yine reklamcılar, reklam yaratıcıları derneğinin yaptığı bir projedir. Sonrasında bu Cannes aslanlarındaki ön eleme, Young Lions matematiğinde, hı hı, yaptığımız bir yarışmaydı. Yani akşam üzeri brief'i alıyorsunuz. Sabaha kadar çalışıyorsunuz, bir otelle anlaşıyoruz. Otelde ekiplere birer oda veriyoruz. Evet, yani ister uyu ister çalış matematiğinde. Uyumasan iyi olur tabii, yani bu yarışmayı, doğru, kazanmak istiyorsan. Ondan sonra insanlar çalışıyorlar ekipler halinde. Genelde bir yazar ve bir art direktörden oluşan ekiplerimiz var. Ve ertesi güne jürinin önüne çıkarabilecekleri, brief'i de tabii ki önceden bilmiyor oluyorlar. Bir kampanyayla ya da bir görselle işi tamamlayıp yarışmaya başvurmuş oluyorlar. Bu Beyin Fırtınası çok tuttu yine zamanda. Önemli yarışmalardan birisiydi. Evet. Sonrasında cumartesi 3-5 devreye girdi. Bizim şey var, Matban şey yazmış abi, bu Beyin Fırtınaları yine devam etsin falan diye. Valla düşünebiliriz. Evet. Çünkü o bir maraton aslında. Reklamcılık, doğru, maratonu. Şimdi günümüzde tabii biraz daha vakit kod çok yazımıyla paralel yapılıyor, hı-hı, bu işler. Hackathon adı altında. Yazılımcı gençleri kurulur, toparlayıp, hı-hı, işte gündüz brief'i verip ertesi güne kadar işte kimi zaman 20 saat 24 saat o konu üzerine çalıştırıyorsunuz. Ve oradan da işte başarılı gelen gençler hem ödüllendiriliyor, hı-hı, hem isimlerini duyurma imkanı buluyorlar. Olabilir tabii, değerlendirilebilir. İşte cumartesi 3-5 etkinliklerimiz, sizin de yine davetliniz, evet, olarak yer aldığınız, katıldığınız. O yine bizim Reklam Yarışları Derneği için önemli aktivitelerdendi. Kitaplar bastık, aktiviteler, beslenme tabii diye, beslenme saati, hı-hı, kitapları, yayınlarda bulunduk vesaire. En sonunda günümüze geldik. Yani biraz daha dijital, evet, bir EYD olarak günümüze ulaştık. Ama günün gereksinimi de o zaten. Yani artık her, tabii, şey dijitalde yaşıyoruz. İşte şu cep telefonlarında bütün bilgiler, müşteriyle görüşmeler bile artık oradan geliyor yani hiç. Tabii. Laptoplar bile neredeyse demode kaldı yani. Evet. En başlarda ben WhatsApp üzerinden müşterilerle, markalarla iletişim konusunda biraz daha geri duruyordum. Evet, artık ben de, ama kaçınılmaz şey olarak değil mi? WhatsApp gruplarımız oluşuyor. Cevap vermeyince fırça bile yiyebiliyorsun. Tabii yani tabii oradan. Anında bekliyorlar cevabı. Şimdi de işte dediğimiz gibi daha dijital bir EYD var. EYD ekranı kurduk, bizim YouTube kanalımız. Evet. Bu kanal çok önemli. Sektör adına özgür, bağımsız bir yayın. YouTube kanalı bu. YouTube kanalı. EYD ekran diye. Yazınca çıkıyor zaten. Evet, yazınca, evet, çıkıyor. Burada gerçekten kimine göre çok uzun, kimine göre de tam olması gerektiği kadar söyleşilerimiz var. Hı hı. Çok değerli reklam insanlarını ağırladığımız bir platform. 70 dakikalık, 80 dakikalık uzun uzun anlatımlar var. Aslında her bölümde biz bir mini belgesel çekiyoruz. Gibi, öyle oluyor. O reklam insanının bu sektördeki varlığı ile ilgili, bu sektöre kattığı ile ilgili, bugünü ve geleceği ile ilgili tartıştığımız noktalar oluyor. Yapay zeka reklamcılık sektörünü, pazarlama iletişimini nasıl etkileyecek?
Robotlar bunu nasıl etkileyebilir? Doğru. İleride mecralar neye dönüşecek? Hangi kanal nasıl bir reklam modeline geçecek? Mecralar, kanallar vesaire. Bunları hep tartıştığımız, sektörün arka planında yer alan insanlardan da yine destek aldığımız, görüş aldığımız bir platform haline geldi. İyi de gidiyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin saatlik bir izlenmeye ulaştık. Çok iyi. RYD ekranda. Bu YouTube datalarına göre de iyi bir skor. Tamamının izlenme oranları da gayet iyi gidiyor. Aynı şekilde burada yaptığımız bu söyleşileri podcastlere dönüştürdük. Podcast çünkü günümüzde çok önemli mecra. Siz de biliyorsunuz. Hatta şöyle bir öngörü var. 2030 yılına kadar podcast kullanımı pazarlama iletişiminde her sene %110 civarında artacak. Artıyor. Yani şu an dünyadaki varlığı 300 milyon dolar seviyesinde pazar büyüklüğü. Podcast pazarından bahsediyorum. Bunun işte önümüzdeki 10 yıl boyunca %100 büyüyeceğini düşünürsek milyar dolarlık büyük bir sektör haline gelecek. Evet. Yine döneceğiz sana. Tabii, memnuniyetle. Şimdi bugün aslında önemli konularından biri. Yani burada biz tabii birçok kampanya, reklam, işte sosyal sorumluluk kampanyaları konuşuyoruz ama bugün konuşacağımız önemli konulardan biri insanlar için de çok önemli. Sağlık iletişimi. Doğru. Sağlık iletişimde de Taze Fikir bu işin öncülerinden biri. Evet. Şimdi Kerem'cim senden şöyle bir şey isteyeceğim aslında. Bu sağlık iletişiminin ilkeleri neler? Yani nasıl bir müşteri sana başvuruyor, nasıl bir brief veriyor ve sen buna nasıl cevap veriyorsun? Evet, abi güzel sordun. Sağlık iletişimi çok merak edilen de bir konu dışarıdan da. Bir de birçok yasakları da olan şey Mesela sizin bir kampanyayı suramadık burada. Evet, buraya getiremedik aslında. Getirecektik çok güzel bir yeni Temmuz başında başladığımız bir kampanyamız var. Sosyal farkındalık kampanyamız ama dediğim gibi yine background'da bir firma olduğu için burada gösteremiyoruz. Şimdi sağlık iletişimi çok merak ediliyor. Yapısı gereği çünkü kapalı biraz, gizli. Bu gizem de merak yaratıyor dışarıdan tabii. Aslında biraz sağlık ajansı, sağlık iletişim yapan ajans. Biz kendimizi sağlık ajansı diye tanımlamıyoruz bu arada Taze Fikir olarak. Biz bir reklam ajansıyız. Muhakkak ama sağlık, yani uzmanlık konumuz bu. Uzmanlık konumuz sağlık iletişimi. Sağlık iletişimi yapan bir ajans aslında normal diğer ajanslardan bir farkı yok. Yapı olarak tek bir farkı var, onu söyleyeceğim. Bir kreatif departmanımız var tabii ki. Bir müşteri temsilci departmanımız var. Stratejik planlamamız var. Buna ek olarak bir de bir medikal departmanımız var. Olmazsa o olmazsa. Önemli. O mesela kimlerden oluşuyor? Nasıl bir şey? O kimi zaman diplomalı hekimlerden oluşuyor. Kimi zaman sağlık konusunda literatüre çok hakim yazar arkadaşlardan oluşuyor. Böyle bir yazar grubu da var yani. Böyle bir yazar grubumuz da var. Bizim ajansımızda da var. 5 kişiden oluşan böyle bir grup. Ve biz gerek brief almaya giderken eğer ürün bir ilaçsa, bir tedavi yöntemiyse veya bir cihazsa, bir medikal cihazsa onlarla beraber gidiyoruz kreatifler olarak. Çünkü onlar bizim aradaki köprümüz. Yani onlar bize o medikal literatürü, dili. Çünkü sağlık iletişiminin de özünde yaratıcı tarafta özellikle merak var. Merak üstüne kurulu. Yani nasıl diyeyim, bir ürün bizim veya bir hizmet normal reklamda elimize geldiğinde önce ne yaparız? Meraklı araştırırız. Kendimiz anlayalım ki insanlara anlatalım. Evet. Burada da durum aynı aslında. Gelen brief'i anlamamız gerekiyor ki insanlara aktaralım. İşte bizim anlamamızı sağlayan ve bizi diğer yapılardan ayıran o medikal grubu. Bizim anlamamızı sonra yapacağımız çalışmaları da yine süreç boyunca bizi yönlendirerek hani nasıl diyeyim yanlış taraflara sapmamızı engelleyen departman. En büyük ayrım bu aslında, bir normal iletişimle sağlık iletişimini ayıran. Bir de şunu ekleyebiliriz. Şimdi bu sağlık iletişimi demeyelim de sağlıklı yaşam iletişimi diyelim. Çünkü biraz daha geniş bir kapsam. Sağlıklı yaşam dediğimizde o zaman ne oluyor? Hasta olmayan insanlar da işin içerisinde. Doğru. Yani bu bir yaşam şekli. Günümüzdeki önemli konulardan, trend dediğimiz, ifade ettiğimiz bu mega konulardan bir tanesi de sağlıklı yaşlanma, biliyorsun. Yani nüfustaki yaşama yaş oranı yükseldi. Yani işte 80 deniliyor. Bazı ülkelerde 81. İşte Türkiye'de 78 civarında. Sağlıklı yaş alma deniyor. Tabii yaş alma, hatta yaşlanma kelimesini dahi kullanmamaya çalışıyoruz. Bu da aslında içinde bir sürü şey barındıran bir konu. Yani doğru düzenli egzersizle bunun içerisinde stres sağlıklı kontrolü. Sağlıklı beslenme de bunun içinde. Çok haklısın. Sağlıklı beslenme, stres kontrolü.
Ondan sonra düzenli tedavilerini, kontrollerini yaptırmak yine önemli bir konu. Erken tanı ve diğer açılardan. O yüzden bu sağlıklı yaşama konusunda insanlara nasıl rehberlik yapabiliriz diye düşünmeye başladı. Hı hı. Büyük yani ya da tüm markalar diyelim, büyük küçük önemli değil. Biz de bu bu hedefleri, bu iyi niyetleri doğrultusunda aynı Cyrano de Bergerac hikayesini bilirsin. Orada Roxanne diye böyle güzel bir kız vardır. Bir de yüzbaşı vardır, kıza aşık. Yüzbaşı çok iyi bir pakettir yani. Yakışıklı, güzel, böyle iyi bir delikanlı filan. Kariyeri de var işte yüzbaşı orada da. Ama kendini ifade edemez bir türlü Roxanne'e. Aşkını ilan edemez. Orada Cyrano'dan yararlanır. Yani merdivenin altına serenat yapmak için Cyrano'yu saklar. Şöyle ağzını oynatır, bakar. Karaoke zaten, gibi yani. Tabii karaoke gibi. Biraz da böyle ay ışığı falan, hafif loş, romantik bir ortam. Romantik bir ortam. Ah Roxanne falan yapar böyle. Aşağıda Cyrano ona bir şiir, metiyeler düzer falan. Şimdi biraz reklamcılık böyle bir hikaye aslında. Biz markalarımız, müşterilerimiz adına biraz Cyrano görevi görüyoruz. Tabii aynı zamanda oradaki ilişkiyi de kurguluyoruz. Onlara fikirler de veriyoruz. Diğer tüm iletişimlerde olan tüm geçerlilikler aslında sağlık iletişimi için de geçerli. Peki mesela sağlık iletişiminde bir kampanya yapıyorsun. Sınırlı mecra kullanımı var. Orada nasıl bir strateji belirliyorsunuz mesela? Yani orada aslında şöyle belki bir noktada ikiye ayırmak mümkün bunu. Bir, sağlık profesyonellerine yapılan kısmı var. Orada zaten ürün, yani biz onlarla konuşurken ürün ismi, mekanizmayı, tedavi yöntemi tabii ki konuşabiliyoruz. Çünkü sağlık profesyoneli. Yani kim bu insan? Karşımızdaki hekim. Hedef kitle yani. Hemşire, eczacılar. Burada tabii ki yine belli yasal ve medikal kurallar çerçevesinde devam edebiliyoruz. Bir de işin farkındalık tarafı var. Yani topluma konuştuğumuz tarafı. Hı-hı. Orada zaten kesinlikle ürün ismi, marka ismi geçmiyor. Orada önemli olan işte ve bizim işte hani buzda yürüyüp o buzu çatlatmamaya çalıştığımız nokta o. Şimdi tevabet şöyle bir şey, ağrı dindirmek, acı dindirmek. Yani işin bir tarafında tamam potansiyel bunu bu hastalıktan muzdarip olabilecek insanlar var. Ama bir de o hastalığı yaşayan insanlar var. Onları kırmamak, üzmemek, onları rencide etmemek gerekiyor. Yapacağımız hiç yani tüm kampanyalarda. İşte o buzda yürüme kısmı aslında bizim için hani dediğiniz gibi etik kuralları nedir? En zorlayıcı kısım o. Bu farkındalığı artırırken o insanlarla empati kurmaya çalışmamız gerekiyor. Bir de hani hep konuştuğumuz konu sonuçta zaten reklamın merkezinde bir davranış değişikliği yaratma söz konusu. Ve bizden de beklenen o bir davranış değişikliği. İşte bu davranış değişikliğini yaratmaya çalışırken etik kurallar çok önemli bir noktada oluyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Yani mesela şunu ekleyebilirim. Günümüzde çok böyle popüler bir konu var, aşı karşıtlığı. İnsanlar artık çocuklarını aşı yaptırmama tercihini kullanmaya başladılar. Geçen sene işte bu Sağlık Bakanlığı ya da işte çeşitli tıp derneklerinin verilerine göre 40 bin civarındaymış bu veliler. Bu senenin yaptırmayanlar Türkiye içerisinde bu senenin ilk 3 çeyreğinde 70 bine ulaştığını öngörüyor. Neredeyse 2 katı gibi. Hekimler, evet. Ve bu kötü bir trend aslında. Yani bu işin... Neden peki, buna sebep neymiş? İşte yani bazı ne diyelim aslında sosyal medyanın gücünü buraya ekleyebiliriz. Akdenizliğimizi buna ekleyebiliriz. Çünkü biz çok kolay gaza gelen, manipüle olabilen bir ülkeyiz. Bazı komplo teorileri eklenebilir. Vardır ya böyle... Veliler WhatsApp grubunu bile buna ekleyebiliriz yani. Çünkü orada da bir etkileşim var. Ama çok etkin onlar tabii, yani. Tabii. Yani sebebi, ben bir tıp doktoru değilim. Burada hani çok detayına giremem ama bazı yan etkileri olduğunu düşünüyorlar. Ve bunu da en doğru hekimlerden, ağızlardan yeterince araştırmayıp, dinlemeyip kendi o biraz varsayımları ve evet çevrelerinin söylediklerine göre hareket etmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu baştan sona yanlış bir hikaye. Şimdi mesela burada sağlık iletişimi ne yapabilir dersek, birinci temelde yapabileceği şey şu. O yanlış algının oluştuğu kaynaklar neler diyelim? İşte en başta sosyal medya. Evet. Çünkü sosyal medyada bir yeterlik testi yok. Yani sen Instagram kullanmaya ehilsin, al sana Instagram ehliyeti demiyor kimse. Doğru, değil mi? Doğru. Herkes istediğini paylaşabiliyor. Yalnız bak şimdi bunu dedin aklıma geldi. IAB bununla ilgili bir sertifika programı açtı dijital ajanslara. Yani işte
daha kuralları takip eden, daha bu konuda disiplin olan bir sertifika veriyor ajansa. Hani bizim Reklamcılar Derneği'ne üye olma gibi. Hani muhteber evet, ajans evet. şeyi vardır ya. Evet. Öyle bir şey yaptı. Şimdi onu deyince aklıma birden o geldi. IAB de tabii sektörün bir oyuncusu. Burada ne yapabilir? İşte etki alanı ajanslar Hı-hı. üzerinde. Dolayısıyla ajansları eğiterek hani burada tabii, toplumsal yani. Bir hamle ve görevini tamamlamak için çalışıyor doğal olarak yani. Peki bizim bahsettiğimiz bu, biraz daha kitlesel bir mesele. Doğru. Ama. Yani daha genel açık bir şey yani. İnsanların anlayacakları, tatmin olacağı dille, şeffaf bir şekilde, uzman içeriklerle bu bilgiyi en doğru şekilde aktarmak. Vermeniz gerekiyor. Hı-hı. Ve bunu tutarlı olarak yapmanız gerekiyor. Düzenli olarak Hı-hı. yapmanız gerekiyor. Yani sigara karşıtlığı yeni sigara kampanyaları yeni sonuçlar vermeye başladı. Tabii. Yani 10 yıldır tutarlı olarak o iletişimi yapıyorlar. Yeni sonuç veriyor. Ve bir kere de şunu da mutlaka eklemek isterim. Pozitif olması lazım. Verdiğiniz mesaj. Mesajlar. Öldün, doğru. bittin, eyvah falan diye öyle bir mesaj yok yani. Kimse o mesajları duymuyor, dinlemiyor. Hı-hı. Daha çok görmek tüketici ya doğru. da insanlar içine kapanıyorlar. Zaten yaşadığımız dünya yani bir sürü yeterince sorunlar. Stres altındayız evet, yani. Evet, evet. Şeyi soracağım. Şimdi bir de bu konuda tabii her türlü sağlık konusuyla, ilaçların konusuyla ilgili değişen kanunlar ve şeyler var. Bunları da herhalde evet, doğru. takip ediyorsunuz. Tabii ki. Değil mi? Tabii. Yani o da önemli bir şey. Peki şimdi yönetmen son 3 dakika dedi de yeni yarışmalarım var. Evet. Bir tanesi Envy. Envy Awards geliyor. Spotify'da bir müzik yarışması gibi bir şey. Onların böyle kısa filmleri var. Ekranda onları bahsedelim. Da sen konuşurken. Evet. Evet. Envy dönebilir bu arada. Evet. Aslında sesiyle de verebiliyorsak sesiyle de olabilir. Yok, DSP olarak kaydettik tamam. onu çünkü çok kısa. Biraz bahsedelim. Bu evet. demin anlattığım Copy Brain aslında devamı ve modernize edilmiş Hı-hı. versiyonu. Bir Key Visual yarışması. Key Visual ne demek? Hani bilmeyen izleyenler için anlatalım. Ana görsel. Yani bir kampanyayı yaparken ortaya koyduğunuz ilk ana temel görseli biz Key Visual diyoruz. Ve buradan istersen web sitesinin tasarımını yapabiliyorsun. İstersen sosyal medya dünyasını. Şu anda Spotify'da dönüyor. Girdi. Spotify'da da reklamcı listemiz var. İsteyenler Hı-hı. girip de işte RED reklamcı listesini dinleyebilirler. Orada işte konkuru kazanmanın ruh hali, mesaiye kalmanın ruh hali. Diye listeler var. Evet evet işte güzel bir kampanya bunları? Yapmanın. Bizler hazırlıyoruz. Ha, yani RYD tamam. üyeleri hazırlıyorlar. Her yani bir RYD'den bir hizmet diyelim. Evet, RYD'den halkımıza bir armağan olsun. Armağan olsun. Evet. Şu Envy'den bir kısaca bahsedeyim. Tamam. Çatlat yaratıcılığınla. Envy'nin adı bu. Yani Anladım, izleyenler çatlayan olay o. Niye böyle bir şey var? Türkiye'nin en büyük jürili reklamcılık yarışması. Çünkü RYD üyeleri oylayacak. Tamam. Buraya katılmak için yine en azından ekipte bir RYD üyesi olmasını şart koşuyoruz. Vereceğimiz briefler 60 saniye yani Instagram formatında video olarak olacak. Ve bu videoları sosyal medyada paylaşacağız. Verdiğimiz zaman periyodu içerisinde işlerini siteye yükleyebilecek arkadaşlarımız ve online olarak oylanacaklar. Yani aslında temel sistem bir operasyon. Ödülümüzde, ödül heykelciliğimizde çatlamış bir cam. Çünkü çatlat yaratıcılığına diyoruz. Kıskandıran işler diyoruz. Envy Awards. Çünkü pozitif kıskançlığı da faydalı. Marketing Türkiye ile mi? Marketing Türkiye ile birlikte tamam. yapıyoruz. Hem güzel. O da sektörel en azından evet. bir yayın. Copy Brain devamı olması açısından. Tamam. Marketing Türkiye yine ana mecramız olacak. Ne zaman olacak. Katılım şeyi falan? Şimdi ilk brief'i vermemize az kaldı. Hadi önceliği biraz henüz şey. Başlamadı. Tamam. Sosyal sorumluluk olan toplum yarına çalışan Hı-hı. bir vakıfla başlatacağız. Öyle tamam. görülüyor ilk briefi. Hı-hı. Genelde bu işlerin briefleri de sosyal sorumluluk üzerine olur. Bir markalarımızdan da buradan da seslenelim. Envy'ye çeşitli sponsorluklar bekliyoruz. Tamam. Türk yaratıcılığına destek olma açısından ve markalarının çözülmemiş problemlerini çözebilmek açısından. Yani sosyal anlamda tabii ki. Durum bu. Elinize sağlık. Nice 30'lu yıllara diyelim. İnşallah. Hep birlikte beraber, diyelim. Hep birlikte. Kendimize bir yaşam hedefi de koymuş Aynen olalım. Aynen öyle. Sağlık iletişimi hakkında bizi aydınlattınız. Size de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Umarım bunları da yayınlayacağımız bir gün gelir diye düşünüyorum en İnşallah. Azından. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.